İstiklal Caddesi'ni kana bulayan, 6 canımızı bizden koparan bombacı cani Ahlam Albaşir ve 49 suç ortağı. Terörle mücadele ekipleri onlarla ilgili öyle bir ayrıntıya ulaştı ki gerisi çorap söküğü gibi geldi. Kale saldırının detayları iğneyle kuyu kazılarak ortaya çıkarıldı ve 50 kişilik terör şebekesi polisin operasyonuyla bakın nasıl kıskıvrak yakalandı. Polis iğneyle kuyu kazdı. İstiklal Caddesi'ne koyduğu bombayla ikisi çocuk, 6 kişiyi yaşamdan koparan, 81 kişiyi yaralayan cani teröristin kanlı yolculuğunu adım adım ortaya çıkardı. Kobani'den talimat alan cani terörist 4 ay önce İstanbul'a geldi ve Esenler'de bir eve yerleştirildi. Dikkat çekmesin diye evli görünümü vermek için de yanına Bilal Hassan'ı yerleştirdiler. Katliamın yapıldığı gün bombayı Bilal Hassan onunla beraber getirdi ve buradan ayrıldı. Ahlam Albaşir kalle saldırıya kamuflaj pantolon, askeri bot, üzerinde New York yazılı tişört ve deri ceketle gitti. İstiklal Caddesi'nde dolaştı, katliamı yapacağı yeri belirlerken soğukkanlıydı. Kadın terörist polise yakalanmamak için kıyafetlerini özenle seçmişti. Makyajıydı ve ojeliydi. Bu şekilde bankta yaklaşık 45 dakika oturdu, çevreyi izledi. Daha sonra oradan kalktı. Çantayı unutmuş gibi yaptı. Ayrılır ayrılmaz zaman ayarlı bomba patladı. Bombacı terörist kalabalığı yara yara panikle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığının farkında değildi. Kadın terörist koşarak Oda Kule'ye geldi ve burada Bilal Hassan'ı aradı. Beni gel buradan al dedi, ancak Bilal Hassan bu teklifi reddetti. Başının çaresine bak dedi. O esnada Ammar Jarkas'ta Bilal Hassan'ı aldı, bir araçla Edirne'ye götürdü ve oradan iddiaya göre yurt dışına çıkmasını sağladı. Kobani'den gelen katliam emrini kadın teröriste iletip bombayı teslim eden Jarkal kardeşlerdi. Patlamanın ardından polis çok kritik bir ayrıntıya ulaştı. 50 kişilik terör çetesi o bilgi sayesinde birer birer yakalandı. Kadın teröristi Esenler'deki evinden Küçükçekmece'ye götüren beyaz bir araçtı. Aracın sürücüsü ise organizatördü. Polis kamera görüntülerini inceledi ve plakada çok önemli bir detaya ulaştı. O detayda misafir araç ME plakası vardı. Türkiye genelinde bütün illerdeki ME'ler tarandı. Araçlar 5'e indirildi marka modelinden dolayı ve bu şekilde organizatöre ulaşıldı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Polis Küçükçekmece'deki bu eve operasyon düzenledi. Eli kanlı kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Esenler'den geldim. Yarın Avrupa'ya gideceğim, Almanya'ya yani. Bir sandık misafirliğe gelmişler, bizi hiç tanımıyordu. Terörist işte bu görmüş olduğunuz eve yerleşti. Ev sahiplerinin gelen kişiden haberi yoktu ve işte burada beklemeye başladı. Terör ve istihbarat polisi... Buradan balkondan aşağı atlayacaktı. Ancak tam bu noktada gözaltına alındı. Görüyorsunuz camlar da kırmış. Camı kırıp kapıyı açıp buradan aşağı atmayı planlıyordu kendini. Ahlam Albaşir ve 49 suç ortağı şu an terörle mücadele şubesinde kanlı saldırının ayrıntılarını anlatıp işledikleri insanlık suçunun hesabını veriyor.